Korkunç bir Final Four. Euroleague'de çalamazsın abi bu düdüğü. Son mola ekrana geldiğinde beti benze atmış. Aklında bir plan var onu takır takır uyguluyor. Koç'un etki ettiği bir Final Four oldu. E, Sergio Rodriguez MVP olmalıydı bence. Oyunu her yönden, her yönden domine eden böyle bir oyuncu hatırlamıyorum. Hamam böceği yani Real Madrid. Öldüremiyorsun yani. <laughs> ne kadar denersen dene. İkili sıkıştırmaya hoş geldiniz. Urozan Sulakla birlikte karşınızdayız. EuroLeague'de sezonu noktaladık. Kaunas'taki Final Four'la birlikte ve Real Madrid şampiyon oldu bugün Real Madrid beyazıyla. Evet. Geldim ama sen Kaunas'tan bir bir tap halde. Evet, ben <laughs> herkesten özür diliyorum. Yorgun vaziyette geldi hemen ayağını tozuyla geldi hakikaten. Evet, yani. Uçaktan indi derdeyse biraz dinlenip Topa toparlayamayabilirim bugün düşüncelerimi yani biraz yorgunum. Kusura bakmasın. Ara ara şey keseriz. Ara. Oraları keseriz. Kırparız deyip devam edelim. Peki, e, öncelikle ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hem Cenere'ler hem sen Final Four'u anlattınız. Ee, TRT'deki arkadaşlara da bu arada tebrik edelim. Güzel bir Final Four e, yayını oldu. E, hikayesi olan da bir final oldu tabii. açıkçası. Ee, final Four'u genel bir değerlendirerek başlayalım. Organizasyon nasıldı? Sorular da var Twitter'da çünkü böyle bu tarz sorular. Ya şimdi Kaunas tabii aslında özel bir organizasyona ihtiyaç duymayan bir şehir. Basketbol mevzubahisi olduğunda. De ama yani final formun tabi gereklilikleri başka yani çünkü şimdi bir kere otel otel kapasitesi çok düşük salonla olmuyor sadece e, direkt uçuş yok yani yoksa salon zaten hani şehrin merkezinde e, ayrı bir ada şekli nehrimizi yani, doldurma doldurma aynı Trabzon'un evet futbol stadyumu gibi futbol stadı gibi e, şehrin içinden zaten yürüyorsun yani böyle bir 800 metre, 700 metre ciddi bir şey var, parkur var tamamen basketbol için. Zaten ya basketbol şehrin merkezinde insanlar tamamen hani basketbola ilgileniyor ve doğal bir uyum var. Yani Kaunas şehri ve basketbol ya da işte Euroleague arasında. Ama işte yani kimse direkt uçuşla gelemedi. Bir de Vilnius'ta Kaunas arasında çok ciddi bir yol yapım çalışması var. Nasıl denk geldi bilmiyorum bu döneme. Mesela Olympiakos Monaco maçında işte Yunanistan'dan gelen arkadaşlar ya 3000 3500'e neredeyse eee yani böyle adım adım doldu tribün. Yani bir, bir ilk 15 dakika boş başladı. Yani. Boş başladı. 15 dakika boş, işte 25 dakika boş, 35 dakika 45'te falan insanlar gelebildiler tamamen salona. Yani Monaco maçın büyük bölümünü aslında ki Olympiakos taraftarları herhalde çok şikayetçi de ben, bir tane arkadaşımız var. Mesela üçüncü çeyrek de geldi maça. Geldi başka bir maç izledi. Başka bir maç izledi. <laughs> 27-2 oldu yani. Ee, hani, tabii ki Kaunas'ta dediğim gibi ya yani basketbolun e, hani, kıyısından köşesinden bir yerde olduğu bir şey çok eleştirilmez. E, ama bence Vitoria, Kaunas ya, bu şehirlerde Final Four olmaması lazım. Yani hepimiz romantiz Hepimiz duygusal yaklaşmak istiyoruz. Ama işin bir de realitesi var. Yani işte İstanbul, Berlin, Londra, bak Prag mesela. Prag bas yani Çek Cumhuriyeti ya da Çek. Basketbol Yani bir basketbol ülkesi değil ama Prag'da işte çok güzel bir salon var, O2 Arena. Evet. E, direkt uçuş var. E, yaptı zaten CSK'nın kazandı işte Bin alttan beri yapmıyor ama. Ama yapmıyor, yapabilir mesela. Yani hani bence ora gideceksek bile Hani gideceksek bile Stockholm mesela adaylardan biriydi. Olabilirdi. Orada tabii ciddi bir kredi çekilmesi gerekirdi herkesin. <laughs> yani Stockholm'deki bütçeler farklı olurdu ama yani buralarda bence biraz daha e, hani duygusallıktan uzak karar vermek lazım. Tabii ki Euroligin her zaman amacı e, Final Four'dan para kazanmak. Yani sadece bilet satışı da değil. Alan şehirlerin e, buna para ödemesi. Ee, bu sene yapamadılar. Seneye de Berlin para ödemek istemiyormuş. Mesela şu an medya düşebilir mi düş... yani? e, medyaya düşmedi diye biliyorum bu ama ciddi konuşuldu. Yani Kaunas'ta birçok kişiyle bu sohbeti yaptık. Berlin para ödemek istemiyor Euroleague'e. Euroleague'de para kazanmadığı Final Four'u yani şey ayak bastı parası gibi almadığı e, düzende çok o şehre verme taraftarı değil. Bu yıl zorunda kaldılar Kaunas'ta. Kimse istemedi çünkü. Ee, yani Berlin olur mu olmaz mı şu anda hani kesin değişecek gibi bir durum yok ama Almanlar para ödemek istemiyorlar. Bu iş seriye doğru gidiyor mu acaba o zaman? Bilmiyorum ama yani bir çözüm bulunması lazım. Şöyle çözüm bulunması lazım. Bence bence final four şehirleri önceden açıklanmalı. 4 sene, 5 mesela. sene. Açıkla yani hani sen şehir de ona göre diğer organi, büyük organizasyonlar da öyle yapıyor. mesela Dünya kupaları belli mesela. Öyle olması Kupası lazım. EuroLeague tabii ki dediğim gibi yani para o dönemde hani yön değiştireceği için hani emin olamıyor nerede paranın hangi dönemde kimden geleceğini. Ee, o yüzden işte mesela Dubai örneği. Tamam münferit bir örnek olabilir ama Dubai sonuçta ben yani şehrin güzelliği ya da basketbol kültürü için değil. Toplam parayı ve Euroligin cebini doldurmak için aslında hem final four olarak hem kulüp ihtimalinin masaya konulduğu bir şehir. E, bunlar bence genel olarak biraz hani profesyonelliği düşürüyor. Yani e, Kaunas mükemmel bir salon. Hiç yani konuşulacak Artık bir şey hassas. yok. Konuşulacak bir şey yok. Ama şehir o kadar küçük ki e, almıyor yani. Bu kadar büyük bir organizasyonu e, kaldıramıyor. Büyük şehirde yapmak lazım. Büyük şehir. Yani Vilnius mesela çok daha büyük bir şehir ama orada da tabii ki yani Kaunas gibi bir... Salon aynı salon değil. Aynı, aynı salon değil. O işte Ritas'ın salonu gerçi o da yenilendi ama orada, ben, orada da olmaz bence Final Four. ya yani ben bunu böyle şikayet olarak algılamasın tabii izleyiciler. Bir de şey o, yani şöyle hissedilebilir. Kaunas'a da gidip 5 gün işte <laughs> memnun mu değiller falan. Öyle değil. Sadece ben Euroleague sonuçta kendini bir yere koyuyor. Hiyerarşide, Avrupa Basketbolu'ndaki hiyerarşide. Ee, yani Şampiyonlar Ligi finali düzenlersin. Tenerife'de, işte FIBA Şampiyonlar Ligi. Düzenlersin e, Final Four'u, e, işte Kaunas orada burada. Euroleague çok başka. Yani mesela salonun içerisinde bir kere iki gün internet yok. Yani mesela IT ile biz artık dost olduk IT ile. <laughs> Kanka. Alman tasa selam yollay yollayayım. <laughs> IT ile dost olduk. IT geliyor diyorum ki işte yani internet yok. Ee, diyor işte kablo var kabloyu takar mısın diyor. Diyorum ki yani ben de o kablo girişi yok. E diyor ama orada dalgalanma olmaz senin getirmen gerekirdi. Ya dedim 2023 hani ben sürekli kablo için şey mi internet girişimi ta taşımam lazım. Yani şey öyle anlıyor musun? Bakış öyle. Mantık g öyle. Hani garip olan bizim talep. <laughs> Onlar için. ha yani bizim bizim için de garip olan aslında onların söylediği şey. Yani burada e, bir uyumsuzluk var ama ee, tabii ki yani salon o kadar güzel ki e, maç başladıktan sonra ya da işte o atmosfere girdikten sonra bu tür aksaklıkları da e, unutuyorsun ama şu var. Yani Türkiye birçok konuda birçok konuda Avrupa'nın çok gerisinde birçok konuda. Ama organizasyon konusunda ben şöyle söyleyeyim 20 yıl öndeyiz biz. Bak bu Evet, katılıyor. Bu yıl başlansa. Çok tabii tabii. Hani şeyi de yani diğer insanların ya da diğer ulusların ülkelerin bizle alakalı ne düşündüğünü çok önemsediğimiz için hani mesela şöyle bir milyon dolara bir iş bitebilir mi? bir buçuğa bitsin. Yani hani bir Yeter buçuk. ki. bir buçuk olsun. Ya ben şey işte 2012 söylüyorum. Final Four'da sen de hatırlarsın. Ördek çıktı ya yemek. Yani İstanbul <gülüyor> Final. <gülüyor> ördek çıkar mı abi Final Four'da şimdi medya yemeği olarak? Ya ördek çıktı ya. Yani İspanya'da git mesela bir sandviç. Yemedik ya. yedirdik. Ya yersen ye. Yersen ye yemezsen de yeme derler yani. Ee, o yüzden bakış açısı çok farklı. Ben tabii ki Latife yapıyorum yani. Yoksa Final Four nerede olursa olsun şey şeydim. Yani dağda da olursa olsun keyfi başka. Keyfi başka. Peki geçelim e, sahaya. Nasıl oldu sence final for yani Abi. beklentiler beklentilere çok farklı bir final for hissettik. Ya öyle şimdi Real Madrid yayında da konuştuk. Ya yani Real Madrid'i sen ne kadar işte favori konumdan uzaklaştırmaya uz çalışırsan çalış oyuncular kendilerini oraya bir şekilde getiriyorlar. Normalde Vezankov'un işte 9 metreden, 10 metreden attığı üçlükten sonra 7 sayıya çıktı maç bitmesi lazım bu maçın. Yani evet. çünkü sadece bir isabet değil ya yani psikolojik olarak zaten mükemmel bir maç çıkaran Vezenkov takımın yıldızı, MVP, Olympiakos normal sezon lideri yani yumruğu indiriyordu ama Real Madrid işte yani hiç hissetmiyor bunları. Mesela yani hepimiz Yulun basketini konuşuyoruz. Ee, ama yani bir önceki pozisyonda da işte Sergio Rodriguez'in Rodriguez. te tepeden attığı üçlük orada mesela Kane alttan geçti yani Rodriguez'in Rodriguez, e, Rodriguez alttan geçmezsin ne, ne, niye alttan geçti öldü adam ya yani bence Bartokas zaten hani çok panik yapan bir antrenör ee, maçın ikinci yarısında e, ben Şakir e, ya yani 16 ya da 17 dakikayla bitirdim maçı. Onun 16-17 dakika oynayıp World Cup'ın 30 dakikalara yaklaşmasına inanamıyorum gerçekten. Doğum günüydü bir de ultra gaz çıkmış Tabii sahaya. Tabii canın acayip oynadı. Yani canın kesinlikle acayip oynadı. Bir de Isaiah Cannon'dan normalde şeyi beklemez. Şimdi bitirici bir oyuncu. Yani hazırlanan pozisyonları bitiren bir oyuncu. Ve Olympiakos zaten spacing'i çok hani üst seviyede bir takım olduğu için falı yani uzun dışarıya çıkarıp işte üçgeni kurduğu için çok fazla ikili oyun, işte İspanyol piken rol her şeyi oynuyorlar ikili oyunda. Her varyasyon evet. var. Yani sahayı iyi parselleyen, iyi paylaşan bir takım ve doğal olarak yanına da çok şut kalıyor, çok top kalıyor. Ama ben, beni bu maçta en çok şaşırtan şey inanılmaz topa baskı yaptı. Yani Tom, Thomas Volkab normalde topa baskı yapmasını beklediğin oyuncu Olympiakos'ta ki sezon boyunca bu rolü üstlendi. Monaco maçında zaten yine aynı roldeydi. Ama Isaiah Cannon inanılmaz topa baskı yaptı ve bence Sergio Rodriguez en iyi savunan oyuncuydu maç boyunca. Ama işte son pozisyonda işte yoruldu. Çünkü çok yoruldu adam. Çok Rodriguez de onu gördü o meydan okumayı. Yani Barsokas idare edemedi bence ki zaten maç maç boyunca o, o ana kadar bir mola almıştı. Molayı çok seven bir koç da değil. Yani Hı. biraz ana planı e, uygulanmasını talep eden ve e, bence molada da biraz hani panikleyen, gerilen bir koç ki biz orada tabii ki görmedik. Ben maçı sonra tekrarını izledim. Son mola ekrana geldiğinde ...beti benze atmış yani... ...çok e, baskıyı hisseden bir konumdaydı... Olympiakos. Normalde... Hani ...Real Madrid ile oynadığı bir finalde... E, ...hani İspanyolca dönemlerinde dahi... E, ...hep Real Madrid favori olurdu. Yani hiçbir zaman... Olympiakos'un Real Madrid'in önünde böyle net bir favori olduğu final... E, ...olurdu. Hep, hep geriden geldiği Bir zaten hani ya yani şöyle... ...95'te başlayan bir hikaye yani ama... ...bütün dönemlerde... ...bütün dönemlerde Real Madrid hep böyle daha daha iyi kadro, işte daha büyük beklentiler sezon başından evet, itibaren. Evet. Onları böyle absorbe etmiş, Hatırlıyor. beklentiyle yaşamış. Şimdi bence pek kaldıramadı. Kadro da çok müsaitti. Bir de Sulukas. Ya Sulukas e, korkunç bir Final Four. Evet. Korkunç bir Final Four. Yani, Son kurşunu burada attı. ve tabii kaderinde de cilvesi Yulin pozisyonda Steps yani ee, şeyden çıkan kenardan çıkan ama çalmıyor hakemler işte. Bakmıyor Saşa bakmıyor bile Bak, oraya. Yani bur tamamen yukarıda. Burada yok. olaya şöyle bakmak. Maç içinde de en az 10 kere 20 kere oluyordur bu olay. hiçbir de bakmaz ha, buna. Burada olaya şöyle bakmak lazım. Sezon başı hakemler bir ara NBA'de bu çok oluyor biliyorsun Sezon başında düdükler mesela çift stop. Kaçırmıyorlar hücum falan. <laughs> Abi 3. şöyle iğme başlıyor hop ha, düşüyor. 3. ayda sonra o, o yok. O düdüklerin hiçbiri yok normalde. öyle. Hiç, hepsi öyle. Hareketli perde mesela. Ç hakemler ilk NBA izleyin açılış günü ilk hafta ikinci hafta sektirmezler tak 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 hepsini çalıyorlar. E, üçüncü ayda kalmıyor o düdükler. Şimdi Euroleague'de de şöyle bir şey var ya bu pozisyon steps mi steps ama şimdi o zaman tarihsel mi gitmek lazım? Yani hakemler otursun sezon başında ya bunlar çalınacaksa Euroleague'de çalamazsın abi bu düdüğü çalamazsın yani hani. Bizim ben buradan yorumluyorum sen buradan yorumluyorsun biz konuşalım sonuna kadar steps diyelim hakem gelsin hakem de Sasha Pukul burada o da stepsler galiba bir tane steps çaldılar o da Sergio Rodriguez'in e, hafif şey, bir evet. sekip başladı yani, adıma. Aynen. üç şey, adım oldu. Oldu. oldu orada çaldılar yani hakem de eminim eminim yani zaten bu pozisyon steps olduğunu e, hani orada tespit etmese bile. His, yani hisle o kararı da verebilir. Yani ben Sasha Pukul'a baksa da, görse de çalmayacağını düşünüyorum o pozisyona. Hani bunu böyle anlatmak çok kolay değil. Hani e, bunu onaylamıyoruz da ama bu bir gerçek. Yani hakemler çalmıyor bunu. Euroleague, bütün sezon çalmadığı düdüğü Euroleague finalinde o pozisyonda hiçbir hakem çalamaz. Evet. Değişsin. Umarım değişir. Ee, ama tabii kaderinci vesaire. Euroleague'in bu arada en istemediği şey oldu. Ben hani birkaç kişiyle de konuştum. Yani En istemediği şey oldu. Çünkü niye? Real Madrid kazandı. Sergio Yul merkezde. Yani kavgayı başlatan adam. Kavgayı başlatan adam ikinci maçta. Seriyi döndüren adam. Ee, sezonun sonunda Kupayli. dış, dışat karesini verdi. Yani işte Printezis'in pozisyonu gibi. Giorcevic'in e, üçlüğü Çok gibi. Zengin. Hani bir, ikonik bir şut var. 2023 Euroleague sezonunda ve e, yumruğu atan adam. Basilya, yarı finalde. aynı şekilde e, Olympiakos. Yani e, çok fazla hani örnek söylenebilir ama 2023 sezonunda o şut hatırlanacak. Ve yani şuttaki rahatlığı da Yul'ün inanılmaz. Basket'i yok, sayısı biri, yok. Sayısı yok. E, işte, alıyor dışarıdan ki net bir şekilde falda olduğu için biraz daha geriye kaçmaya meyilli bir 5 numara. Orta mesafeyi kullanmak istiyorlar. İyi bir şut mu? Değil. Ama yani Yul atar zaten o şut. Yani Hezonya'nın açıklaması çok komikti. Tam işte Sergio başladığında ben de boşa çıktım. Topu bana ver, bana ver diye düşünüyordum. Bir yarım saniye düşündüm bunu. Sonra yani kim olduğunu hatırladım. İdrak etti, idrak <laughs> ettim. Topun bana gelmeyeceğini de düşündüm. Köşeye gittim, Yul'de attı dedi. Hakikaten Real Madrid herkes biliyordu o topu bence Yul'ün kullanacağını. Yani i̇sabetli olup olmaması başka bir konu. Ama yani çok böyle kapsamlı değerlendirme yapmanın zor olduğu bir sezon. Çünkü e, ya konuşabiliriz. sabaha kadar konuşabiliriz. Evet. Real Madrid kazanma DNA'sı, işte kulüp kültürü, oyuncuların e, inanılmaz bir şekilde e, takımı sahiplenmedi. Ya yani Sergio Sergio Rodriguez bitmiş bir oyuncuydu. Milano'da bitmiş bir oyuncuydu Sergio Rodriguez. Ya yani Hector hatta şöyle söyleyeyim. Kulüpte kulübün en tepesindeki adam en tepesindeki adam Sergio Rodriguez'in kalmasını istiyor. Yani Giorgio Armani diyor ki Sergio Rodriguez siz hiç, ben hiçbir şeye karışmıyorum. Hı hı. Tek bir isteğim var. Sergio Rodriguez'i tutalım. Başka hiçbir şey yok. Etro ise istemiyor Rodriguez'in kalmasını. başkan diyor. Hak, i̇stemiyor kalmasını. Ama zaten kalmasını, İlk adam diyor. kalmasını istese dahi oyuncu zaten Madrid'de oynamak istiyor. Dönmek istiyor. Evet. Ya oyuncular hani burada oynamak istiyorlar. Ve bunu görüyorsun. Ya Real Madrid. Partizan serisi 2-0. Üçüncü maç. Dördüncü maç, beşinci maç, üç tane maç, üçünde de elenebilirdi. Üçünü de kazandı. Final Four, ilk yarı final, dördüncü maç, final beşinci maç, beş maç, beşinde de sezon bitebilir. Beşini de kazandılar. Yani şimdi hani böyle bir mental dirayetle sadece kavgayı hani yorumlayamazsın ha. Şu da bir gerçek. İkinci maçta e, kavga olmasa bugün ne çusmatıyor Real Madrid koçuydu? Ne e, ya Partizan geçerdi. Bak, o o moralle geçer. Katılıyorum ama real de çevirebilirdi. Yani şöyle çevirebilirdi. Hani o büyük kulüp olma or, kavga olmadan da çevirseydi hı hı. seriyi ve kazansaydı ve yine şampiyon olsaydı yine diyecektik işte Real Madrid. Real Madrid yok, diyecektik. Bu, burada bir ya yani tek bir doğru yok bence evet. zaten. Hani çok e, ayrılıyor böyle. Aynen. Çeşit çeşit. Tek tek bir doğru. Benim iki tarafa da iki taraftaki görüşe de gerçekten hani ciddi saygı ve yakınlığım var. Yani i̇kisini de şey yapabiliyorum. Hı hı. E, katılıyorum ikisine de. Ama işte şu da bir gerçek yani hani bu, bu kavga hatırlanacak ve hani Real Madrid bunu umurumda değil. Benim esas yani bu kavganın bıraktığı işte etki ve izlerle alakalı konuşmak istediğim şu. Euroleague mutlaka tüzüğünü değiştirmeli. Mutlaka. Yer bu sele. O karede olan adam sevindi. Her şeyin içinde şut atıyor. Kazinoya gitti bir şeyde bir kavunasta. <laughs> fotoğraf verdi o oldu. Ya hak mahrumiyeti diye bir şey var ya futbolda. Evet. Euro Lig'de de olmalı. 5 maç cezalı mısın? Girme kardeşim o salona. Giremez. Girmemen lazım. Yani Ben de onu savundum. Hatta tweet attım. Yabusele'yi bu ülkede Yabusele'den daha çok savunanları gördüm ya. Artık ölsem gam yana. Bir de bu arada işte her kriz bir fırsat doğurur ya. Real Madrid tam kadro olsa asla zon oynamazdı. Asla alan savunması yapmazdı. Bravo bak bir de o konu var. Yani. Asla bak 4 numarada o problemler olmasa asla zon oynamazdı Olympiakos Real Madrid. Olimpiyakos çözemedi. Olimpiyakos'u ve şu konuda hakkını teslim etmek lazım. Takım koçun aynı paralelinde ve kombine savunmayı yaparken hani yayında da biraz konuştuk. Yani takımdan senin bir şey reaksiyon alman lazım. Değişime dair çünkü. Man to man başlıyor zona dönüyor. Zona başlıyor man to man dönüyor. İki pozisyon üçüncü farklı. Yani şimdi Barsokas devre arası röportajında şey dedi. İlk 20 dakika full zon yaptılar. Yapmadılar bence. Yani Değiştiler. Yaptılar tabii ki ama. Başlayıp iki... değişti. adam adama yani yani Evet ağırlıklı olarak zon vardı ama hani durumu sadece işte bir alan savunması 2-3'ü oturalım. 2-3 maç boyunca gitsin. Bence böyle bir durum yok. Yani bu bence Chus Mateo'nun e, zonuna ve Real Madrid'deki oyuncuların bu zona verdiği reaksiyona karşı bir haksızlık olur. Hı hı. E, ama işte ya, basketbol hakikaten böyle bir oyun. Yani hı hı. Bir, siz tam düşünüyorsunuz işte Chus Mateo iyi bir sezon geçirdi mi, geçirmedi. Net geçirmedi. Yani bu bu sezon şampiyonluğundan önce hatta ve hatta hala bile hala bile söyleyeyim. Real Madrid'in başında kalmayacağını düşünen ciddi bir kesim var. İspanyol medyasında da. Kulübün, şampiyonluğa rağmen. Kulübün iç, şampiyonluğa rağmen. Ben zannetmiyorum ama gerçekten var. Ve bu insanlar şey değil yani. Başka böyle... çok o sinyali vermedi ama. Yo hayır yani zaten kalması lazım. buradan Real Madrid Euro şampiyonu olmuş koçu yollarsa Saçmalık. o kadar da değil. Ama hala ve hala o yani İspanyol Ligi finalleri bekleniyor mesela. Hmm. Oradaki tabii. Bunu yani bir olacak? şey yok. Anlıyor musun? Yani bir, bir güven yok. Bir o, koçun işini e, kolaylaştıran bir ortam yok ve e, Partizan serisini kaybetse e, sezonu asistan bitirecekti. Hı hı. Şimdi ben yani buradan bu işi çevirmek, döndürmek e, yani tabii kuşkusuz çok büyük bir başarı ve koçun etki ettiği bir Final Four oldu. Yani şimdi oyuncular oyuncuları konuşuyoruz. Ama net bir şekilde Chus Mateo'nun etki ettiği bir Final Four oldu. İlk kez Real Madrid'in başında Euroleague sezonu oynayan bir koç. Yani Unicado, okay. Unicado Euroleague şeyi var ama bu sezonda bu kadar sakin kalması kritik anlarda. iki maçta da. Yani Şaraz çok büyük panik yaptı. Geliriz Barcelona maçına. Ona geliriz. Bir de Chus'un açıklamasını bir Hı. görelim. o ne demiş bu şampiyonluk sonrasında. İnişleri ve çıkışlarıyla duygu yükü çok yüksek bir final oldu. İnanılmaz şeyler yaşandı. Sadece oyuncularım ve ekibimi kucaklamak istiyorum. Bizim için bu sürecin çok zor olacağını biliyorduk ama pes etmedik. Sonuna kadar inanmaya devam ettik. Yaşadığımız zorluklara rağmen asla dağılmadık. Herkes mücadele etmeye hazırdı. Problemler yaşadık ama hep reaksiyon gösterdik. Takım olarak zor zamanlarda daha çok birlik olmamız müthişti. Şuraya da bağlayayım öyle de devam ederiz. E, Tavares'e basıldığında evet, bu adamdan özür dilemeniz gerekiyor diye e, bahsetti. Haklı. Hem de Tavares'e de bağlayalım olayı. Haklı. Yani bir, ben hala söylüyorum. Yani bence Real Madrid koçluğu farklı bir e, mertebe. Ben ben Chus Mateo'nun hani orayı doldurma ihtimali olduğunu çok düşünenlerden değildim ki ben hala bu sezonun içerisinde. Ciddi tesadüfler olduğu e, kanaatinliğiman kadro zaman. koç kadrosu mu diye soranlar var ya kadro şöyle Bence Bence şunu çok iyi yaptı e, Real Madrid e, şimdi bir takım oyuncular var bu oyuncular Bayrak oyuncular ve bu oyuncular işi sahiplendi sahiplendiği anda da koç belirli konularda e, çok ego yapmadı yani oyuncuları hissetti Oyuncular onu hissetti. Çünkü herkesin aynı sayfada olması böyle çalkantılı sezonlarda zordur. Hele ki Real Madrid gibi yönetilmesi inanılmaz zor bir takımda. Zaten o yüzden bence Cus Mateo çok büyük payı hak ediyor diyorum. Şimdi Real Madrid 17 oyuncuya sahip. Evet. Şimdi 17 oyuncu, 12 oyuncu kadro. Yani Fabian Kozor mesela. Bütün sezonu hiçbir şey oynamadı. Abalde oynamıyor. Alo sen yok. Abalde bir, 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 buçuk sene önce, iki sene önce bir buçuk milyon euro bayağı Valencia'dan sezon... aldığı oyuncu. Ve, ve Real Madrid'in Real Madrid'in ee, neden hani Avrupa'nın en büyük kulübü olduğunu, basketbolda da Avrupa'nın şu anda en büyük kültürüne sahip olduğunu e, tek bir şey gösteriyor. Sadece tek bir örnek verilebilir. 2022'de e, Next Gen turnuvasının MVP'si Eli Endiayi, e, gençler turnuvasını kazanan Real Madrid takımı. Tabi... 23'te Final Four'da ilk beş. 23'te Final Four'da ilk beş. Yani şimdi sen oyuncuya bunu verdiğin zaman o, o başka bir hissiyat. Yani. yani sen diyorsun ki beyler biz her şeyi takip ediyoruz. Yani işte gidiyorsun NGT'ye, Anglo orada, Real Madrid efsaneleri bile 80 85 yaşındaki herkes şeye gidiyor. sordu. Gençler turnuvasına gidiyor. Real Madrid yine kazandı. İşte Copone'nin koçunun yaptığı karma takıma karşı kazandılar. Barcelona'yı da arma ettiler. Mesela ya ile alakalı insanları çok böyle büyük beklentisi var. Benim şahsen yok. Evet. Belki Burada baya bir highlightı düşüyor bu arada. Yıllar sonra çıkıp e, bir konuda daha özür dilemek gerekir ama <laughs> Dur, yani ben mesela ben dinliyor. Rus <laughs> Rus garda bayılıyorum. Neyse, e, oraya çok oraya çok girmeyeyim. Şunu söyleyeceğim. Ya Real Madrid e, örnek organizasyonun nasıl olması gerektiğini yıllardır zaten gösteriyor. Mesela şöyle düşün. 40 milyon A takıma harcıyorlar. 10 milyon altyapıya harcıyorlar. 10 milyon ya yani böyle şey değil. 2-3 milyon falan değil. 10 milyon altyapıya harcıyorlar ve Altyapıdaki her şey eksi. Badalona gibi, e, diğer küçük kulüpler gibi Real Madrid Satıp ha, Real Madrid kapatmıyordu oyuncuları. Sözleşmeler şey değil. Mesela Joel Parra'yı şu anda Badalona'dan çıkaramıyorsun 2 milyon. Evet. Çıkaramıyorsun yani. Oyuncu koleje de gidemiyor normalde. Ama bak e, şey ne oldu? Nunez ne oldu mesela? Yeni Doncic <laughs> beğenmedi gitti. Topuk. Ha, Real Madrid ciddi zarar da ediyor aslında bundan ama vazgeçmiyorlar çünkü prestij bu. Prestij Elie Ndiaye Euroleague finaline başlatabilmek ve işte burada Türkiye'de bu konunun konuşulması Macaristan'da bu konunun konuşulması. dönemi de galiba 20 oyuncuydu. E, 10 yılda 20 oyuncu. alt takım kadrosunda bir dakika bile olsa süre vermiş. Ama işte illa Osman Garuba ve Luka Doncic olmana gerek yok. Yani bu bu, bu çok farklı bir. Luka Doncic de giriyor araya mesela. E, giriyor yani şey yapıyor. Sonra gidiyor. Bar Barcelona'ya bak mesela. Barcelona esasen bu ki kimliği ve kültürü sahiplenmiş takım da Ayito döneminde. 20-25 yıl boyunca. Evet. E, çıkan oyuncu yok. Sergi Martinez'i deniyorlar. İşte Oriol Paoli gitti. Başka kulüplerde 6-7 sene oyunda geri döndü. Artık. Ha, e, Real Madrid tamamen artık o, o pazarı domine etmiş durumda ve e, burada zaten bence aslında antrenörlerin e, çok tercih etmeyeceği bir tablo ortaya çıkmış durumda. Real Madrid şu mesajı veriyor. Benim antrenörüm Chus Mateo olabilir. İşte Ali Emre Dedeoğlu olabilir. Hmm. O olabilir, bu olabilir. Benim kimliğim belli. Scariolo'ya ihtiyacım yok benim. Obrudovic'e ihtiyacı. Galaktikos'tan bir. çıkmış vaziyette. Aynen ya. Yani. Etro, zaten Etromessidan sonra e, işte Pablo Alonso'nun gelmesi de aslında bu dönemin Evlat. Bir, bir başlangıcıydı. Ha bunun birçok faktör var burada. Birçok faktör var. Sadece vizyon değil. Şube yöneticileri yönetmek istiyorlar. Çünkü Obradoviç varken yönetemezsin. Herreros. Yönetmek Reyes. istiyorlar. Yani alt alt tarafta, üst tarafta herkes yönetmek istiyor. Bu bu bir e, şey, faktör ama e, yine de yapının daha sağlıksız olduğu iddia edilemez. Ya yani mesela Real Madrid'den teklif bekledi hmm. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra. Hı hı. Ama teklif gelmedi. Teklifin gelmemesinin sebebi Real Madrid'in artık farklı bir kulüp olması. Çünkü Obradovic e, nasıl söyleyeyim sana teslim olunmasını istiyor. Panathinaikos'ta da bu böyle, Partizan'da da bu böyle, Fenerbahçe'de de bu böyle. Yani her kademeyi, her yeri yönetmek istiyor ki hakkıdır da bir şey diyemem. Ama artık kulüpler bunu tercih etmiyorlar. E Real Madrid'in Obradovic'i tercih etmemesi sebebi sağ içi değil başka bir genel organizasyon. Başka bir organizasyon ve işte bence üst profil koçlar adına da e, bu final four e, hani çok iyi sonuçlanmadı. Çünkü ya yani, Mateo dediğim gibi en sallantıda koçtu. EuroLeague şampiyon olarak çıktı. Bu yönetime farklı bir güven verir. Bu tekrar altını çiziyorum. Öyle anlaşılabilir. Koçun kötü yani, hani koça rağmen kazanmadı Real Madrid. Koç çok iyi idare etti. Koçun katkısıyla. Koçun kat, koçun katkısıyla kazandı ama şey değil yani. Hani böyle Final Four'larda işte CSK şampiyonlukları, Itudis'in dokunuşları onlar bunlar. Bunlar işin içinde ama temelde kültür kazandı. Temelde oyuncular kazandı. Peki e, Tavares'e de bir değinelim. Ee, MVP oldu. Ee, benim yani e, uzun en son Yudoh'tu değil mi? Evet, en son Judo. En son Judo. Yani benim 2012 CSK Andrea Kirilenko'dan beri çok dominant oyuncu geldi işte Mitsic, Larkin. fazla. Yani çok saysay bitmez. bitmez ama oyunu her yönden, her yönden domine eden böyle bir oyuncu hatırlamıyorum. Çünkü sertlik e, tem yani temasla biraz da anlatmak lazım birçok şeyi. daha. Tavares girdiğinde Real Madrid başka bir takım, Tavares kenardayken bambaşka bir takım. Ya yani bu 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 hissiyatta e, hatırlamıyorum. Yani dediğim gibi aklıma ilk gelen e, Kirilenko CSK kazanamadı o takım biliyorsun. Evet. evet. Tavares'teki durum bence mesela şu anda NBA'de net oynar. Yani net. Hani ana, ana, role yakın. Net oynar ama işte Madrid'in de büyüsü bu. Yani e, tabii ki işte 10 milyonlara, 9 milyonlara falan çıksan senelik kontrat olarak NBA'de ki artık bunlar para değil NBA için. Yeni CBA'de alınacak Televizyon anlaşması zaten daha da uçacak. E, daha da yani uçtu. E, CBA ile birlikte her şey değişecek. E, 9-10 milyonlar çok daha ucuz paralar artık NBA için geçmişe göre ve ben olsam mesela Tavares'e veririm bu parayı. Yani NBA, NBA'de bence olabilecek bir oyuncu. Çok kısa sürede vazgeçildi. Ee, ama karakter olarak da yani inanılmaz bir adam. Ya sessiz lider tanımı vardır ya. Yani mesela işte Chus Mateo'ya karşı o tutumu sergilemesi ve bu oyuncuların olduğu takımda liderlik etmek. Yani Yul, Chacho, yani her şey, her şey aslında Real Madrid'in 35 yaşın üstündeki 3 oyuncuyu sezon içerisinde belirli oranda kullanıp sezonun sonunda o kullanım oranını maksimize etmesiyle başladı. Çünkü Sergio Rodriguez prime performansıyla bitirdi sezonu. Partizan serisi 3. 4. maç, 5. maç, Final Four. Yani ben hatta... 12 maçta. Iki maç, ben şöyle söyleyeyim. romantik bir şey yapıyoruz ya. Ee Sergio Rodriguez MVP olmalıydı bence. Yani Tavares iki maç Hayır. düşünüldüğünde tabii ki ilk maçtaki çok özel performans var. İki maçı da getiren oyuncu Sergio Biraz Rodriguez. Biraz Kozor çiç muamelesi gibi. Kesin yani oldu. Bu, bu şey değil. Tavares MVP elbette hak etti ama bence yani iki maçı Real Madrid geriden gelip kazandı çünkü. 9'dan yani geldiler, 12'den geldiler ve yani Rodriguez'in liderliği ya ee, hem Partizan serisinde ee, hem de Final Four'da ee, Partizan serisinin üçüncü maçında e, Rodríguez'i genç oyuncuların, e, genç oyun kurucuların özellikle oturup her maçını izlemesi lazım, her hareketine bakması lazım hala hayranlıkla izliyorum diye bir tweet attım. Beş maç boyunca aynı tweeti retweet etmek zorunda kaldım. Hala 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 diye. Yani böyle bir fundamental oyun görüşü, şut tercihleri, pas tercihleri, basitleştirme. Sen maç içinde finalde bir ara dedin aklında bir plan var. Evet abi. ve onu takır takır uyguluyor. Diye Tabii. Yani. yani estetik e, bambaşka. Eee Şara'sın bir röportajda söylediği bir şeydi. Yani iyi e guard daha doğrusu elit guard topu nereye vurduğunu hani belli eder ve hani topu nereye vurduğunu bakarak Evet nasıl vurduğunu. Gar vurdu, gar bakarsın. Gardın kumaşını anlarsın diye. Evet. Yani Rodriguez'in inanılmaz zaten hani handle'ı falan söylemiyorum sadece yani, bir oyuncu kendi temposunda, kendi vitesinde arttırıp azaltıp artırıp azaltıp ancak bu kadar oyunu. Yan madarı zorundaydı. madara etti mesela işte dedik ya. Yani. E öyle abi yani, yani şey ama bu oyuncularla alakalı demin konuştuğumuz şey, şeye gelmek lazım. Yani bu oyuncular sadece Madrid'de bir performansı verebilecek durumdalar aslında. 2019 CSK'da da fena değildi ya. Yo bak o yaştan ötürü söylüyorum. Yaştan, yaştan, yaştan ötürü. Bu yaşta bile bu evet, performansı evet, evet. yine Madrid'de yok, yok, yoksa sergiler Yoksa zaten hani evet. e, yani, bu oyuncuları tekrar bir araya getirip bandoyu kurup vesaire hani sadece ve sadece bu bağlılıkla oynatabilirsin bence. Çünkü Yul mesela normalde bugün bakıyorsun Final Four en oyuncular listesine işte Galis var. Evet. Yul var. Yani yeni CR olduğunu geçti. Tabii çok uzun süre oynadığı için ortalaması 12 ya da 13 de. Sonuçta sayı atmasıyla her zaman ön planda olan bir oyuncu ve öyle bildiğimiz bir oyuncu. Felaket bir sezon geçirdi. Felaket bir sezon geçti. Ama Real Madrid şampiyon oldu. Sergio Yul Kevin Pantra karşı yaptığı savunma 5. maç. Maçın ikinci yarısı. Bucks and başlayan işte alan savunması da sonra birebirle devam eden birebir Kevin Punter savunması. Ve burada maç boyunca basketi yok. Attığı şut. Yani bir şekilde bu oyuncular bir şekilde spot ışığının altına kendilerini koyuyorlar. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. ya Oyuncular o kadar sahiplenmiş ki Real Madrid'i. Bak onunla ilgili ne diyor o zaman? Yül. Evet buyurun. İnanılmaz bir yandı diyor. Koç ve takım arkadaşlarım bu gibi kritikanlarla bana güveniyorlar. Sıkıysa güvenmesin. <laughs> Takımın galibiyeti taşıdığım için çok mutluyum. Zor bir şuttu. Mustafa üzerinden o şutu atmak çok zordu. Topla savunma gidip ortaya girdim. Sonrasında topu potaya fırlattım ve girdi. Kaçırsaydım muhtemelen Tavares ribandı alacaktı. O yüzden rahattım. Çok mutluyum. Takımla gurur duyuyorum ki az önce konuştuk ama yine de o dakikaya kadar sayısı olmayan Hı -hı. bir isme de o seti yani oyunu çizmek de ben Rodriguez'e çizerdim mesela. Yani evet Eli ama, ama işte Yul Yul aynı şeyi Ahmet Abi'yle konuştuk maçtan hmm. sonra hmm. Koç Ahmet Çakı'yla. Ahmet Abi de aynı şeyi söyledi. Sen, sen, senin söylediğini evet. söyledi. E kesin çünkü Rodriguez şuta çıksa yine boşu bulurdu diye düşündüm. Ben şöyle söyledim. hala yani sonra ben onu biraz ikna etmiş gibi oldum. Ee, abi Yul çok farklı bir e, yani canım. hani takımda Yul varken bence hani bu konularda böyle bir tercih ikinci bir tercih olmuyor. Yani herkes biliyor bence Yul'un atacağını. Bence bu o zor da sıcaktı mesela. Herkes biliyor yulun atacağını. Herkes rahat. Herkes bunun bilincinde. Koç zaten Yul'e hani bunu oynatıyor. Ve e, günün sonunda muhtemelen de o şut giriyor zaten. Yani yulun işte 3. şampiyonluğu oldu. E, 87'li e, diye hatırlıyorum. 6'lı şey. 5'li de Rudy. Ama işte e, Juan Plaza'nın Euro Cup takımında da vardı. <laughs> e, bugün burada da var. Ve hani Real Madrid'in tamamen Avrupa basketbolunda 70'leri 60'ları tekrar tekrar hani o mertebeye çıkıp o ağırlıkta e zirveye yerleştiği dönemin yüzü oldu Seryo Yul. Ya yani Seryo Yul, işte Daryl Morey 100 kere söyledi. Madrid'e geldi, maç izledi. Hayatımda en çok isteyip alamadığım oyuncu Seryo Yul diye. Evet. Gitmedi. Gide gidebilir, defalarca gidebilirdi. De. Gitmedi bu oyuncuların gitmemesinin sebebi zaten aslında bu bu finalin nasıl kazanıldığında da saklı. Yani Madrid yani Real Madrid kulübüyle bu oyuncuların sahip olduğu ilişki ölümsüz bir ilişki. Ve e, işte yani hamam böceği yani Real Madrid öldüremiyorsun yani hani, <laughs> ne kadar denersen dene. Ansızlar. Ne kadar? O, o biraz <laughs> sergi. Yani, hamam böceği anladım. uyarlamasından gittim. Anladım yani ama e, bu oyuncuların gerçekten aidiyeti çok başka. E, i̇mrenerek izlememek mümkün değil kavga mavga bunlarla alakalı. Ayrı. Hayır ben görüşümü zaten ben söyledik onu hayır, ben de. Defalarca dile Yayında bile söyledim. Olmazdı. Burada da tekrar hatırla ama hani bu o konuya gölge düşürmemeli. Ya bu İşin bir kısmı, diğeri de takdir edilir. Sergio Rodriguez, ya yani Yul dediğim gibi ki ben kavgayı çıkart dedim, millet yazıyor. Hayır efendim, o çıkarmadı e, kavgayı. Panther kavgayı çıkardı. Tamam, tetikledi. düzeltiyorum hemen. <laughs> Doğru Türkçe ile şey yapayım. E, bu arada El Clasico ilk kez kazanan şampiyon. Evet, bu. aynen. E, ama yine normal sezonu lider bitiren şampiyon olamadı. <gülüyor> aynen. <gülüyor> diye lanetler devam ediyor. Ki lanet var. Ya yani, Olympiacos zaten tavanı en düşük normal sezon lideriydi. Buradan sonra da çok zor. Yani. Ee Ergin'in tamam çok doğru bir zamanda Yunanistan'a gidiyor. <laughs> Süper. Bak çok net söylüyorum. Ama genelde hamleler öyledir. Çok çok doğru bir zamanda Yunanistan'a. gidiyor. Panathinaikos 96'da aldı. Eee ertesi sezon Olympiakos 97'de David Rivers'ta kazandı. Panathinaikos Obra ile bir domine etti 11'de. 12-13 Olympiakos. Ee, şimdi Olympiakos'un bu yine baktığı canlanışı e, hamle yapmak zorunda kaldı. Valla çok çok karşılıklıdır bu genelde. Çok zor görüyorum ben Olympiakos'u tekrar ayağa kalkmasını. Yani şöyle e, Bezankov zaten gidecek. Evet. Bu takımın temel eksikleri de vardı. Yani mesela işte Sulukas. Sulukas oynadığında kazanıyor Olympiakos, oynayamadığında kazanamıyor. Aslında bu kadar basit. Yani Thomas Olmuyor Bağlık çünkü yani çok, çok çok dar bir çok dar bir iş. E, Enerjiyle ateş bir yere bir şey. getirirler işi. Evet yani bence Barçokas Bar müthiş yani. iş çıkarttı sezon Kesinlikle. boyunca. Bu takımı lider yapmak, böyle basketbol oynatmak. Hani finali çok iyi yönetemese de e, bunları almamak lazım e, Barçokas'ın bu sezonundan. Ama e, çok limitli bir takım Olympiakos ve bence hani Barcelona ile alakalı da benzer şeyler var. E, yani işte Jordan Lloyd gibi bir oyuncu koy mesela iki takıma da. Ya Olympiakos'a da koy, Barcelona'da da koy, büyük fark yaratır. Artık yaratıcıların çağındayız. Yani basketbolda ne kadar yaratıcın varsa işte Sergio Yul, yaratıyor. Şimdi Monaco maçının ilk yarısı 3 üç yaratıcı oyuncunun oyuna hükmetmesi oldu. İkinci yarısı tamamen Olympiakos'un topsuz koşullarının ödülü oldu. Bartokas... Çok güzel bir şey söyledi önceki basın toplantı yani maçtan önceki basın toplantısında e, işte hani Kubanla Final Four yaptığı döneme atıfta bulunarak ilk defa Final Four'da Monaco'ya ilişkin ki bir koçtan bu açıklamayı duymazsın rakip koçtan o ne kadar samimi olduğunu gösteriyor Monaco'yla alakalı dedik yani Monaco burada olmayı hak ediyor ama maçın içerisinde bir böyle e, kara delik olacak onlar için ya yani gözleri görmeyecek nerede olduklarını hissedemeyecekler yani maç ellerinden yani kayıp gider gitmez onu Aa topu... maç bitti oldu ya adam. Yani orada oynamanın gerginliği ve enerjisi de bir anlık böyle bloke olacaklar. 27-2 3. çeyrek. Beklemiyordu tabii ki. Karabellici. Yani işte. Kuban <laughs> Kuban'da da kendi yaşadığı deneyimden bahsetti. Hakikaten de öyle oldu. Yani burada e, Olympiakos'un maç sonunda Sulukas'ın attığı toptaki aslında dizilimi ve Zenkov'u topla buluşturamaması iki pozisyon. Hani ben kaçtı demem Ama çok da istemedi bence Vezenkov topu atmayı bak kaçmadı. Kesinlikle kaçmadı. Hissetmedi ya. Az oyuncular Ama olurdu. çok da istemedi. Hissetmedi. Çok çok da o topu atmak istemedi. Çünkü o top kısaların işi çoğunlukla. Yani uzun savunmacı vesaireden değil. Yani dörtten o topu oynamaktansa her zaman birden ikiden oynamayı istersin. Ve Olympiakos'un o topu o şekilde oynayabilecek tek oyuncusu Sulukas. Yani bir ikiden. Şimdi bu, bu takımın da tavanı belli. Yani bir yere kadar gidebiliyor. Ee, o yüzden yaratıcı oyuncular. Ya bence Jordan Lloyd örneğini verdim. İşte Barcelona'da da aynı şey yani Korigins yavaş yavaş geçelim oradan. Yani Korigins ee, takım yani Şaras'ın, Bart hataları vesaire ayrı ama takımların ben çok böyle diğer kulüplere, diğer takımlara göre düşünüldüğünde çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta Efes ve Fenerbahçe için büyük fırsatmış bu Final Four. Büyük fırsat. Öyle bir soru vardı bu arada Twitter'dan. Sen gelmeden önce soruları aldım. Efes olsa kazanır mıydı bu turnuvayı diye. Vallahi bir soru. kazan. Yani e, bence Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de hani, çünkü de, çıkar ay, yaratıcılık diyoruz ya. <laughs> yani bu iki takım hani şu anki o kadroları düşündüğünde ya yani Barcelona, Olympiakos, Real Madrid başka bir iken yani Barcelona, Olympiakos kısa skorer yok ya takımlarda şey değil yani. Laprovitola var, Sulukas var. Bu kadar şimdi bu bu iki oyuncu seni hani şampiyonluk yarışında Böyle ulaşılmaz, erişilmez bir yere koymaz yani. yani bizim mutlaka ve mutlaka zaten hani şu anki hani kadro yapılanmalarında düşündüğümüzde doğru yolda olduğumuz aşikar. Tabii Efes'le alakalı konuşacak çok şey var yani şu anda e, hani Efes'i bugün konuşmaya başlasak muhtemelen ikinci, üçüncü programa kadar gider yani her şey. ama yani Fenerbahçe'nin bence çok iyi bir çekirdeği var ve hani Beck'in stabil bir performans sergilerse yeni sezonda ben Fenerbahçe'nin iki hamleyle direkt Final Four adayı olarak başlayacağını düşünüyorum. Dur oralara geleceğiz. Ee, Barcelona ve Monaco'yu da biraz değerlendirelim. Monaco dediğim gibi bir kara delik durumu söz konusu oldu ve bir baktılar maç bitti. Monaco ee, istediğini ayırt. Ya yani istediğini aldı. Aslında. Istediğini aldı yani. Ama daha yakındı finale ilk yarı sonunda. Tabii tabii tabii. Yani istediğini aldı. Bence Danteyolu ben hani Saşo Bradov için Danteyolu Moteunas rotasyonunu çok iyi ayarlamadığını düşünüyorum fala karşı. Ee, bence ya orada Dantyoğlu da özellikle çok fazla oynadı. Yani, Motier nasa daha erken dönebilirdi, daha farklı bir şey yapabilirdi. Ee, Monaco yukarıya gidecektir, ama onların da şu anda e, işte vergi problemi var. Yani e, Fransa ligi lüks vergisi getirmek istiyor. Aslında salary cap de getirmek istiyorlardı. Bununla üst, üst limit. Kendi ayrı bir vergi Evet da. ama işte bu rekabeti etkilediği için diğer kulüpler e, yani bu konuda problem yaratıyorlar. Başta asfel olmak üzere ve Fransa'daki regulasyonlar gereği işte sen bütçenin bir bölümünü oyuncu bütçesi olarak yapmak zorundasın. Evet. Yani %40'ını %50'sini değil. E, %25 ya da %30'a 3'te 1'i diye hatırlıyorum. E, yanlışım varsa kusura bakmasın izleyiciler. de e, Monaco bunu çok açmış durumda ve buradaki işte rekabete aykırı bir durum oluştuğu için Monako'nun şu anda yani federasyonla daha doğrusu lig yönetimiyle ciddi bir problemi var ve mesela e, İspanyol arkadaşlardan bazıları çok böyle hani, devrimsel e, bakış açılarına da sahipler. Diyorlar ki Monako İspanyol liginde oyn oynasın. Mesela olmaz bu bu arada. Ben olur diye demiyorum da çünkü İspanyollar çok hani zaten milliyetçi ve liglerine bence almayacaklar. Ama Andorra'ya gidiyorsan Monaco'ya da gidersin gibi. Kağıt üzerinde Tenerife mikro. Da. Hani evet. hiç, hiçbir hiçbir şey yok yani ulaşım anlamında bir sıkıntı yok. Ee, onlar tabii parayı aynı şekilde harcayabilecekler mi? Soru bu. Çünkü Monaco e, hem Spon, işte Fedcom'la yayınladıkları Squeak, işte Alan zaten orada yorumculuk yapıyor. Ee, direkt Monaco'nun fonladığı bir kanal. Yani evet. Fransa'da Euroleague yayıncılığını yapan kurum tamamen Monaco ödüyor parasını. Her şeye şu anda sahipler. Ee, tek sıkıntı işte Mike James. Yani ikinci final foru Mike James'in. İyi de oynadı ilk devre. Ama ben kupa istiyorum. ya Mike James'i savunan insanlarla alakalı en büyük tartışmam bu. Hep Mike James'in iyi maçları oluyor da bir de kupası olsun. Bir de, ya bir de kupa olsun yani. Kupa olsun ondan sonra iyi maçlar da oluyor Hep mi yani? yani? Olympiakos maçı iyi başladın ilk devre çok iyi hop 27-2. Yine varsın yani hani 27-2'de Euroleague tarihinde işte en düşük e, çeyrek hani marusiydi e, Final ya. Four'da yok da. Final Four'da yok. E, i̇ki tane var. Biri Benetton Efes. Marussi e, miydi diğeri öyle Yok yine e, geçen bakmıştım. onu. E, yine işte. yakın tarihte bir de Efes'in var. E, bu Ergin Ataman'ın kad kadro. Hayır e, yani yine yine işte sayı kaydı. Euroleague tarihindeki en işte tek taraflı çeyrek 25 sayılık fark vesaire. E, yani oradasın yani yine olumsuz istatistikte de posterde olan insansın. Evet. E, kolay değil yani Monaco'nun kadro yapısı itibariyle Mike James'in dışarıya çıkarılarak kurgulanması mümkün değil. E, ama her zaman ve her zaman eğer ki bu bütçelerle devam edeceklerse hı hı buralarda olacaklardır. Yani ben playoff'un dışına çıkma ihtimali olduğunu düşünmüyorum Monaco'nun önümüzdeki 5 yılda. Bütçeler buralarda olduğu sürece daha stabil bir zenit gibi geliyor bana. Peki Barcelona için artık bu ostan bir açıklama bekliyoruz. Şaras'la iyi. Abi ya şöyle ben ben bu konuda ben, ben bu konuda, var. Ben bu konuyu hiçbir zaman gizlemedim. Ya yani ben Şaras'la alakalı yani benim işte herkesin bir spor kahramanı vardır. Benim evet. oyunculuk döneminde benim de şarastı. Yani ben basketbolu bu kadar hani Avrupa basketbolu özellikle bu kadar hani yakın takip ediyorsam NBA NBA oranla hani daha ağırlıklıysa hı hı. büyük oranda hani 2000'lerin ilk yarısı ve şaras sebebiyle bu. Barcelona'yı değerlendirirken iyi bir coaching olmadığını vurgula, vurgulamak lazım. Ama bunu vurgularken de kadroyu da konuşmak lazım. Yani hani şaras bu kadroyu çok iyi yönetemedi. Bu kesin. Ee, çünkü hep en kritik anlarda e, geride kaldılar. Yani final four'da sürekli olan bir takım ama final four'da sürekli kaybeden bir takım. E, ama şunu vurgulamam gerekiyor. Bence şarasın en büyük hatası bu maçlardan ziyade sezon başında Satoranski'yi tercih etmesiydi. Çünkü hani Galatasaray'la zaten geçirmişsin, görmüşsün, pulap olmayan kısa zaten sıkıntı. Ve Satoranski hani versiyon 2'ye geçiyorsun. Evet sen daha iyi şutör ama versiyon 2 işte. Çok çok daha iyi bir şutör. 1.2. Aynen. Aynen. Yani şimdi orada tercih etmesi yakında tanıdığım için hani egodan ötürü. Neden egodan ötürü? Yani hani tutmak istiyor takımı Şaraz. Yani bir düzen olmasını istiyor ve ben hani söylüyorum bakın Kalkulic ve Alex Abrines Euroleague finaline 25 sayı off pikten attı Barcelona. Yani EuroLeague Final Four'unda Madrid hepsi, maçı ilk çeyrek 18 sayı Hepsi üçlük. Ha hepsi çizilmiş, hepsi çizilmiş yani bu bakın koçluk, koçluğu eleştirirken, liderliği eleştirirken o şeyi ayrıştırmak lazım. Yani Şaras bence iyi bir lider olamadı Barcelona'da. Ama ben hala çok iyi bir koç olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu bu günün son, en elinde sonunda zaten bunu göreceğiz. Yani Şaras'ın <laughs> kariyerinin nerede bittiğini göreceğiz. Ya ben buradayım hani e, 3 sene sonra da buradayım. 10 sene sonra da buradayım. Sıkıntı yok. Yani bu ben Şaras'la alakalı tartışırken, konuşurken... Sonuna kadar hani Şaras. Gözüme perde inip değerlendirmiyorum. Barcelona takımı Nikola Mirotic 4,5 milyon dolar alıyor. Avrupa'nın en pahalı oyuncusu. Ve Final Four'da katkısı yok. Final Four'da onda bir atıyor. Ve e, mesela 3. çeyreği çok kötü yönetti Şaras. Kalinic'le ilk çeyrekte kesti yani... Hemen Kalinic'i aldı kötü oynayınca Mirotic. Ama sonra geriden gelen takımın Kalinic'le 4 numarada oynaması zor. Önde gitseydi, bir iki sayı olsaydı bence Kalinic tercih ederdi. Ama Mirotic'e ihtiyacı vardı çünkü skor üretemiyor takım. Yani kadroya bakıyorsun Korygins, Korygins, e, Nikola Mirotic, işte Nikolatis geçmişten. Bu tercihlerin hepsi peşiş tercihleri. Şimdi kadroya bakıyorsun geçmişten gelen büyük kontratlar var. Ve bana şunu yani şunun izah edilmesi mesela isterim. İsmail medyasında da Yakın dönemde konuşulmadığını e, hani söyleyebilirim. Abi Korengin sakat, sakat yani bu adam. Fasya işte topuk dikeni var, İki bacakta da problem var. Gidemiyor adam. İlk adım zaten artık atlayıcı e, kuvvetli. Git. Korengin sinin oyunun tanımlayan şey ilk adımının şey çabukluğu çabuklu. ve işte şey yapması yani spliti yapması falan yok yani adam yok. Ve evet. Barcelona kadrosunda birincil yaratıcı, La Provitola, Real Madrid'in ne no olur git dediği bir oyuncu ve yani neredeyse işte... iki senedir. Ha, ta taşıyıcı oyuncu. Şimdi Barcelona böyle inanılmaz şartlara sahipti. Ama peşiş döneminde ve şu anda yargılanan Bertemo evet. döneminde harcanan para. Barcelona zaten 3 yıldır kadroda parayı azaltıyor ve transfer yaparken yani mesela Veseli de Kalinic de pahalı transferler değil hep değişen oyuncularla. Sertaş mesela. kalacak Kalmayacak bence. Bence yani bence kalma ihtimali, kalma ihtimali yok bence ama tabii ki hani kontrol. Ay bütçe. E, Sadece bütçe, bütçe değil, ben, yok bence olmadı bence. Yani hmm. Barcelona. Aynı e, kimya olmadı? Barcelona tercih e, etmeyecek. Buraya mi? geri döner mi yoksa Euroleague'de bir takım olur mu diye sor, sorarlar. Hafif insaydı. Hiçbir de, şey diye. bilmiyorum. Hiçbir şey hatta hiç konuşmadım Sertaş'ta yani şey hmm. dedi. Zaten hani bir bir süredir de hiç bu konuları falan konuşmuyoruz. Tahmin olarak e, ben Panathinaikos diyorum tahmin. Çok da mantıksız değil. Tahmin olarak söylüyorum ama e, bekleyelim, görelim yani bir bir bi, bi, bilgim olduğundan değil. Hı hı. E, sadece işte hani Papa'ya annesin durumu, orada hani hocanın geçmişten gelen bir e, tercihi vesaire. Yani bir sertaçtan ziyade işte Barcelona'daki durum kadro yetersiz bir kadro. Yani şu algının bozulması lazım. Yanlış bir algı bu. Yani sonuna kadar ben yani istiyorsanız 7,5 saat bir şey tartışalım yani bunu. Kadro çok yeterli. Coaching çok yetersiz ya genellikle bakış açısı. Ben buna karşıyım. Bence Barcelona kadrosu yeterli değil. Ve Barcelona'nın imkanları yani Real Madrid'i mesela düşündüğünde Real Madrid'de şu anda böyle yarışan imkanlar değil. Real Madrid kampasuyu tak diye alıyor yani. Hani bu sene bekletiyor. Seneye vergi şeyi bitince tak diye alıyor. Bitirdi transfer mesela. Hı -hı. Bolmar oy alamıyor Barcelona. Yani yok ki para. Yani Laporta'dan ötürü. Çünkü Laporta şu anda orayı e, hani biraz daha değiştirmeye, dizayn etmeye çalışıyor. E, ama yani Şaras'ın ben bir sene dinleneceğini düşünüyorum. Herhangi bir yere gitmeyeceğini düşünüyorsun. Ben bir sene dinleneceğini düşünüyorum. E, ondan sonraki takımına tekrar bakalım. barcelona Pascual işi bitti bence. Yani o Üçüncü çeyrek Sergio Rodriguez performansı ile birlikte bence o iş bitti. Tabii bütçenin ne olacağı yeni sezonda hep birlikte göreceğiz. Evet. Ama kapalı kontratların olması, yani Barcelona'daki temel problemlerden biri, yönetimin birçok hani geleceği tartışmalı oyuncunun aktüel maaşını, senelik maaşını düşürüp kontratları uzatmayı tercih etmesiyle toplam ya yani toplam para çok şişti. Yani sen mesela Corey Ginse 2 milyon dolar veriyordun. Düşürdün biraz parasını ama kontratı uzattın ve verim de alamıyorsun hala. Verim de alamıyorsun. Şimdi bunun yani herhangi bir koçla alakalı bir durum değil ki bu. Yani bu biraz hani sineğin yağını çıkarıyorsun. Ee, ama yani ikinci yarıda ben şeye inanamadım. Ya yani Şaras zaten kontak kapattı. Molası var. Ya yani şöyle bir durum şöyle bir an söyleyeyim e, ee, işte pozisyon dönüyor. Son çeyrek 4-0-2 ya da 4-0-3. Yanlış hatırlamıyorsam tam saat. E, ee, Real Madrid sonuna kadar oynuyor seti. Sağ forvette Sergio Rodriguez üçlük atıyor. Bomboş bir üçlük. Atıyor 7 sayı maç. Mola alıyor Şaraz. Zaten bir molası daha var. 4 dakika kadar alıyor molayı. Fark 7 sayı. 4 dakika kadar fark 7 sayı. Bench close up görüyorsun. Evet. Bitik bitmiş herkes. Yani bitmiş yani. Real Madrid gibi oluyoruz diye. herkes biliyor yani Real Madrid'in maçı kazanacağını 4 dakika kala Barcelona kabullenmiş. Zaten son molasını da almadı. Yani şeye kadar 20 saniye kadar buna bıraktı falan. Koptu yani maçtan. Şimdi bir bir antrenörün bu kalibrede koçluk yapan bir antrenörün bu görüntüde olmaması lazım. Yani geçen seneden ama gelişim gösterdiğinin kanıtı hem bence basın toplantısını iyi yaptı vi variant killers vesaire aren't killers olmadı. olmadı. Burada bir işte bir insan dedi. 4.5 milyon dolarla da 9'da bir atınca yani işte insan da <laughs> ben inanamadım ya. Ya gerçekten inanamadım maç. iş işte ne demiş? Bu arada onda vardı değil mi bence? Bakalım. Sorumluluğun büyük bir kısmını üstleniyorum. Benden beklenen seviyede olamadım. Takıma yardım edemedim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Taraftarlarımıza üzgün olduğumu söylemek zorundayım. Çok zor bir gün geleceğimle ilgili neler olacağını göreceğiz. Kontratımda iki yıl daha var açıkçası. Bunu tamamlamak istiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmiş değil. Ee, kalır kalır. Ç Çavi Pascual her oyuncudan verim Pablo alır. Pablo Lasso'nun bir e, parodi hesabı var. Pablo Lasso. Lolaso. Lolaso. Kitapta yazdı o. Müthiş bir herif diyor ya e, her seferinde Mirotiş her başarısızlığa uğradığında tüm kupaları kazanmak için Barcelona'yı tercih ettiğin için teşekkürler diye yine atmış tweet'i. <laughs> Abi 6 Final, Four, 6 Final for, 6 Final for Ama zaten Real Madrid mesela hani winner kulüp ya. Real Madrid de Final Four'da Mirotiş de kaybediyordu. Kaybediyordu. Yani Barcelona devam ediyor bu gelenekte. 6'da 0 oldu. Teodosic de kazanmıştı. Tarihte, Hadi 7'ye bakalım. Hayır, tarihte tarihte yok örneği. Yani 6. Final Four şu anda en büyük loser. Ee, Mike James de hani çok fazla Final Four'a kalmadığı için bu istatistik. Olamadı ama olabilirdi. Onun, onun da tabii uzun süredir Euroleague kariyeri var. Ee, yani ben Çavi Pascual'in kulübün de dinamiklerini çok daha iyi bildiği için. Evet. Ama bakın yani 2010 şampiyondu Barcelona tarihte en çok Final Four oymuş ikinci. Ama en çok kaybetmiş birinci kulüp. Yani İki tane şampiyonluk. Final oldu. Four formatından beri. Ya i̇ki tane yani. işte Gent'ten beri, 88'den biri. Ugo Plastika ile. Ee, CSK 19, Parsiyonu 17 oldu bu, bu Final Four birlikte. 2-15. iki, i̇ki Final Four kazanmışlar. 15 Final Four kaybetmişler. Tamam hakem rezaletleri var, onlar var. Ayton'u var yani. Hani açıklanabilecek birçok işte. Brankovic, o bu falan. Evet, evet. Var. Konuşabiliriz ama. 15 kere kaybetmiş. Yani Epi işte. San Epifanyo. Yok. Bu tarihteki şey Jerry West gibi yani. Şey, <laughs> NBA'deki Jerry West. Avrupa'da Epifanyo gibi düşün. E, Barcelona'da 2010 kazanan kadro. Pascual'in kadro. Benim hayatımda Euroleague tarihinde gördüğüm en dengeli kadro. Lorbeck'li, işte Pete Michael'lı, Endonk'lu, e, Fran Vazquez'li. 2011'de Obradovi çok kadronun işte anahtarını. Evet ama Navarro işte Prime'da. Rubio, hani kadro daha iyi kadrolar da olabilir ama benim gördüğüm en dengeli kadro ve e, yani çok çok hem pahalı bir takımdı hem iyi bir takımdı e, ve yani o takım o ha, O takımla kazandı Pascual. Pascual yani şey bir kadroyla kazanmadı. Favori olmayan bir kadroyla kazanmadı. Evet, evet. Ama zaten yani Xavi çok iyi bir antrenör olduğu ile alakalı şüphe yok. Bence Şaras'ın kitabını zaten okuduysa e, insanlar şeyi hatırlayacaktır yani. Obrado işte çalışmış olmasına rağmen hayatında Xavi Pascual'ü farklı bir yere koyuyor. Eski bir oyuna bakışı, işte detaycılığı vesaire. Yaz e, az çalıştı. Az çalıştı aynen şey döneminde. Son, dönemi evet, son, dönem, son döneminde çalıştı. Ee, ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Bence eski üçüsünde bir yıl dinlenmesi daha iyi olacak. Ee, ondan sonra yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Tekrar ring şeye bekliyoruz. Ama nerede dönecek onu merak ediyorum. Hepimiz. Peki e, o zaman Final Four'u noktalayalım. İzleyicilerimizden gelen sorularla biraz şu transfer dedikodularını konuşalım. Geçen program e, öyle bir anda kesmişim ki ben tabii farklı bir noktada Ay. <laughs> onu. Tam Fenerbahçe bir oyuncuyla yakın Çok demiş. Abi. Ben Efes'te bu arada koç <laughs> durumu diye bir girmişim ben... araya hiç farkında değil. Çok özür diliyorum ben seyircilerimizden. Konu... Onu bir noktalayalım bir dakika. <laughs> bir nokta Hayır, ben o, konu, o konuyla alakalı şunu söyleyeyim. Ee, doğal olarak e, hani bekleniyor işte transfer evet. dedikodusu vesaire. Papa yanlıs mesela sorusu. Ben tartışanlar konuşulunuluyor yani. mu diye bir soru var. Darius Thompson transferi olacak mı diye bir soru sorulmuş. Ben bunların hepsinin de cevabını bilmiyorum. Hani şey şöyle bir şöyle <laughs> Şay, bir şey, bir toplu bakıyorum. Hayır, hayır, şöyle bir şey de olmasın. Yani e, kötü bir görüntü o çünkü. Hani <laughs> her şeyi biliyor da hakikaten her şeyi yani soru, farklı farklı yer papa yani soru zaten var. genel Bildim, hani dumanı tüten bir e, papa, kaç ha, aydır konuşulan bir he, şey. Papa yani, çünkü şey menajer değiştirdiği için e, çıktı evet. çıktı haber ilk olarak yani hmm. e, ben olacağını düşünüyorum. Papa ama, yani. ama ama yani kulüpler arasında ya da işte Ergin Ataman geleyecek yani fener, şimdi. Hani Fenerbahçe kulübü işte işi bitirmiştir gibi yani, hani koçun istediği malum oyuncunun Panathinaikos'tan ayrılmak istediği malum. Bütçe, şartlar vesaire belli. Fenerbahçe'nin 4-5 rotasyonunda ciddi değişiklik yapacağı belli. Fenerbahçe'nin bu profilde bir uzun aradığı belli. E şimdi bütün kutu 6 tane kutu çizdik. Hepsine tik atıyoruz. İş oraya gidiyor. Ama bitmiş bir şey yok. Yani bitmiş bir şey yok. Ben dönemlerde genelde oluyordu ya ondan geliyor soruları. Evet evet. Yani ben onu o şey yani baş Bu dönem biraz işler kesat. Ya yani ben e, sosyal medyadan bir taneyi belki başlatmayı düşünüyorum gelecek hafta ama Hadi bakalım, bakalım. bakalım. peki ucunu oraya bırak. Pengo sorusu da gelmiş. Ben, gel var mı hiç? Nereye geliyor Pengo? Fenerbahçe mi? diye var mı? Öyle hiç duyuldum ki ben hiç Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum ama ama bir... ben çok bak e, kim sormuş bilmiyorum. Eee Davut, Davut Bey. Davut Bey. Evet, Fenerbahçe Ben taraftar. çok e, çok mantı, ya şu, şu transferleri çok mantıklı buluyorum. E, düşüşteki düşüşte ya yani bir sezon düşmüş. Çok yaşlı olmayan Hı -hı. elit oyuncu transfer etmek. Yani, profil itibariyle söylüyorum. Hı -hı. Mesela Türk Telekom'un bu sezonki başarısına baktığında Jerry Ingrant düşüşteki oyuncu. Evet. Tony Taylor düşüşteki, düşüşteki oyuncu. Hı -hı. Çok net. Axel Butey düşüşteki oyuncu. Ama o seviye için yani hani Eurocup seviyesi için düşündüğünde e, ayrıştıran oyuncular ve bu biraz David Blatt transfer metodudur bu arada. Hmm. Ya da ya da ya da çıkış yani ikinci bahar yaşatma. Ya da oyuncuya işte zaten hani Otello Antra falan da ya. Onlar tabi çok ekstrem örnekler çünkü çok yaşlı oyunculardan var. James Kiss Otello Anttır. Eee ara sınıfta kalmış oyuncuları alıp tekrar parlatmak. Yani biraz böyle ikinci mesela Tyrese Rice'ın e, hmm. o ara düşüşte olmasa da Ara sınıfta kaldığı hep konuşuluyordu. 2014'te şampiyon yaptı o takım Rick Hickman. hani kimkiye gitti sonra? Tabi yani. Euro Cup'a gitti sonra. <laughs> yani çok çok şey örnekler var yani. hani bir, O koçun dokun, dokunuşuyla e, farklılaşmış kariyer olarak örnekler var. E, çok bence sayısını arttırmadığın sürece mantıklı. Yani Kevin Pengos, e, şimdi Napier kalacak mı mesela Milano'da? E, Neypir kalacak Hı. mı? Elektronik kal, kalmasını istiyordur e, diye tahmin ediyorum. Ee, oraya baktığında e, uymamış bir doku var ama şeyde bir kontrat var. Yani bizim yıllık maaşlarımızın çok üstünde bir kontrat. <laughs> Eray Bey Türk oyuncu yorumu istiyor transfer konusunda. Furkan Korkmaz Adem bunu Ömer Faruk, Sertaç Han, Onur Alp, Sertaç'ı konuştuk. Furkan ee, Furkan'la Ömer Faruk, Ömer Faruk zannetmiyorum da Furkan'ın dönüş... Furkan ben dönmesi lazım Furkan. Dönmesi lazım diyorsun ama. net dönmesi lazım. Alp Dön, çok efendim. konuşuluyor EuroLeague oynar yani. sene diye. Ya Onur Alp'in önünde Valencia'dan teklif var. Hmm. isterse Bakacak. İsterse, gider. Ama başka teklifler de var. Türkiye'den zaten tekliflerin e, Hı -hı. biliniyor. E, i̇sterse gider. Bence hani Avrupa'da bir oyuncunun Avrupa'dan teklifi varsa... Sen Campazzo'yu e, az önce söyledin. Soran olmuş. O bitti iş dedin. Bitti ya. Real Madrid, Real Madrid oldu diyorsun. Yani, yani, herkes zaten herhalde aynı kanaatidir. E, Avrupa'da bir oyuncu rol alabiliyorsa hı hı. bence şartlar ne olursa olsun gitmesi lazım. Mesela Sertaç'ın gitmesini de insanlar e, çok kabullenmedi, istemedi. Yanlış yaptığını düşündüler. Bence doğru yapmıştı. Bence zaten. de. Hani bugün bugün belki bakıldığında işte hani finalde sıfır sayıyla çıktı şu oldu bu oldu da. Ama iki sene Barcelona kariyeri var. Yani bizim bizim yollamamız lazım. Bak bir bizim, Şimdi İbrahim İbrahim abi İbrahim Kutlu'nun hani neden tek İbrahim abi çok böyle yani Türk basketbolu hiç İbrahim Kutluay çıkaramadığı için değil ki geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> <Hayır, gülüyor> bir ikinci Kutluay geliyor. Ama hayır işte şunu diyorum yani Serkan Erdoğan, İbrahim Kutluay, Mirsad Türkcan, Neyse hani bunların e, statü olarak yani bu oyuncuların statü olarak geldikleri nokta tercihleri sonucunda. Yani tabii ki ekonomik durum Türkiye'deki ekonomik durum ve basketboldaki pastanın küçüklüğü burada bir motivasyon oldu. <laughs> ama bizim dışarıya oyuncu ihraç etmemiz lazım. Mirsat CSK, İbrahim Kutay, Ayak, üstü Pao. Yani ki Moskova'da... Moskova oynadı. Dinamo Moskova'da yaptı, değil mi? oynadı. Siena yaptı. Siena oynadı. Doğru. Hüseyin Beşok, Asfel, Makabi. Makabi yaptı. Alpay Öztaş dahi Siena yapmıştı. Hüseyin, Hüseyin ya. Beşok'un şeyi de var. Polonyası da var yanlış. Yani var yani çok fazla. Ender, Kayak, Tavu yaptı. Tavu yaptı. yaptı. Olimpiya yaptı Ender. Bravo, yani doğru, yani doğru. çok fazla örnek var. Önemli. Yani. Ha, bu oyuncuları, bu oyuncuların e, ben şu anda Türkiye'deki coğrafyada eşlerinin olmadığını düşünmüyorum sıfır noktasında altyapıdan çıktıkları anda bence bizde çok Ender Aslan vardı. Kaybettik ama. Bilmiyoruz yani nerede o Ender Aslanlar şu an. Evet. İşte Furkan. Yani Furkan ee, daha farklı idare etmeli kariyerini bence. Duck gitti ama <laughs> neyse. Gitsin, ne İyi bir, işe şey. Of, hay, bir şey bir koç gelse de yani Furkan mesela işte off catch'te %60'da atıyordu. Sallıyorum istatistiği. İşte tamamen perde çıkışı oldu. Kayıp yıllar rol, rol almadan ya bu bir oyun ya en sonunda, günün sonunda bu bir oyun değil mi? Hani basketbol bir oyun. Benim şuna hani saygım yok iddialı bir tabir, ne haddime ama sempatim yok. Oynamak, ist yani bir oyuncu oynamak için İstemelim. çıldırmalı bence. Çıldırmalı. çıldırmalı ya, yani bir oyuncu oynamak için elinde ne varsa... İlla maddi olması gerekmiyor yul gibi. Yani Oynam. İzledi dedik Elin ya. elinde çünkü sen zaten bu oyunu 10 yıl oynayabilirsin değil mi? 10 evet. 12 Maksimum sene oynayacaksın yani. yani. sen 35'te 36'da işte aşağı inip çift pota tek pota oynamaktan bahsetmiyorum ben yani. Hani oynayabileceğin <laughs> yıllar belli zaten. Şimdi bu yıllarda oynamayacaksan o zaman yani ne anlamı var diye ben soruyorum biraz kendime. Onun da farklı tadı var Can. Değil mi? En azından pozitif. Alen'le o kadar şirketler gibi oynadık ya. <laughs> Kerem Tunçeri ile karşılıklı oynadık diye biraz üstünü kapatayım. Ee, peki, valla sorulara baktım hemen hemen her şeye değinmişiz. Teşekkür ediyoruz değerli sorularınız için. Ee, dile kolay 326 maç değil evet. mi Euro Lig'de? Ee, ve 7,5 ay Uğur Ozan'la burada Euro Lig konuştuk. Ve noktalıyoruz artık ama Euro Ligi transferler var tabii ara 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 onları ara da değineceğiz haftaya twitter'dan e, atacakmış Zehri bakalım, bakalım. <laughs> izin alırsam <laughs> izin alırsam o güzel İzni alırsam e, atacakmış efendim e, bu ikili sıkıştırmayı noktalıyoruz yani EuroLeague sezonunu noktalıyoruz artık ama biz e, önümüzdeki ay itibariyle dedi haftalar boyunca da önümüzdeki haftalar boyunca da basketbol konuşmaya devam edeceğiz NBA konuşacağız Türkiye Ligi'ni konuşacağız Playofflar başlıyor NBA'de finali hatta yakalıyoruz neredeyse konuşmaya dev devam edeceğiz. Katılımlarınızı yine bekliyoruz diyelim. Hoşçakal. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden ve ikili sıkıştırmanın yeni bölümlerinden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca elbette yorumlarınızı da bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz.